Tipe bak. Artık kendi oyuncağım var ya. Şu tip saçlara bakar mısınız? Aynısı değil mi? Bak yandan bak aynı. Çoraplara, şorta falan bak, onlar bile aynı ya. Siz de istiyorsanız çekilişte sizlere dağıtabilirim böyle. Ama bunu değil tabii ki, bu benim. Herkese merhaba arkadaşlar, ben İdal Göle. Hepimizin hayatında böyle yapmayı düşünüp de yapmadığımız ya da yapmaya cesaret etmediğimiz birçok şey var. Benim de bir sürü var ve hep böyle düşündüğüm şeyleri yavaş yavaş böyle videolar sayesinde yapıyorum. Bunlardan bir tanesi, bir insan bir hafta boyunca hep aynı yemeği yerse ne olur falandı. Bugün de küçüklüğümden beri çok merak ettiğim bir şey var ve onu yapmaya çalışacağım. Acaba cebimde çok az bir parayla bir gün sokakta kalsam geçinebilir miyim? Acaba o parayı idareli harcayabilir miyim? Ve bugün günümüz şartlarında 5 lirayla bir günümü geçirebilecek miyim? Onu test ettim. Mustafa benim bugün yapacağım challenge'ı duydu, dayanamadı. Dedi ben de seninle yapacağım. Adam gibi adam işte be. Çantama para olarak sadece 2 tane 5 lira aldım. İkimizin de 5'er lirası var. Aklımda yapmayı düşündüğüm şeyler var ama en önemlisi yemek yani şu an. Şuraya baksana bak, burayı görünce bak aklıma böyle çok güzel şeyler geldi. Kayık falan kullanacağım da burası çalışmıyor herhalde ya, dur bakalım. Aga çeşmesi yok lan. Anne. Yok bak yemin ediyorum hevesim kırıldı ya. Ben buradan su içecektim. Şu an hava o kadar sıcak ki alnım falan aşırı terledi. Benim için en önemli olan şey soğuk bir içecek ya da su. 5 liraya bir günde insan ne kadar su içebilir? Onu da merak ediyorum. O yüzden beleşe getirmeye çalışıyorum. Su nereden beleşe gelir yani? Neyse başka cami bulalım. Dü-dü-dü-düm. Daha çok su değil de şişesi benim için önemli şu an. Çünkü benim aklıma çok güzel şeyler geldi. O camiyi görünce ben çok açım. Ne yapacaksın? Yemek mi alacaksın? İlk işin yemek mi almak 5 liraya cidden? Aç ayı oynamaz arkadaşlar. Aç ayı oynamaz da yani bu saatte de yemek yersen akşamına açlıktan ölürsün. Ben sana söyleyeyim. Ben stratejik davranacağım. Sadece şu an su alacağım. Şöyle söyleyeyim. İlkokulda, ortaokulda, lisede falan ben bir günümü 1 lira, 2 lirayla bile çok rahat bir şekilde geçiriyordum. Ama o zaman her şey çok daha ucuzdu tabii. Şu an günümüz şartlarında 5 lira belki çok az bir para olabilir. Bu yüzden 5 lirayı tercih ettik. Benim için en zor olan kısmı bir yandan çok fazla sıcak var. Sürekli su içmen gerekiyor. Zaten suyu nereden bulacağımızı çok şaşırdık. Bir oraya gidiyoruz, su almaya çalışıyoruz. Bir başka yere gidiyoruz, su almaya çalışıyoruz falan derken sıcak artı su en büyük problemlerimden biri oldu yani. Soğuk değil, daha soğuğu var mı? Sıcağını alalım, daha ucuza gelir. Sıcak daha ya, bu da sıcak ama ya. Bulabileceğim en ucuz su 50 kuruş şu an. Artık sen ne alacağımı bilmiyorum ama ben 50 kuruşumu şu şişeye harcıyorum. Bak suya değil, şişeye harcıyorum. Bunu ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Bir köfte var 25. Aa harbi bak, o çok mantıklı. Yemeğe şu an para harcamayacağım. Ben akşama kadar aç durabilirim. En ucuz ve en doyurucu şeyi aldım. 25 sosuyla birlikte kaliteli yiyecek. Acıkacaksın ve bana diyeceksin yemeğinden biraz ver. Ben sana minnet eylemem kardeşim. Saat daha 11. Sen 2 saat sonra bittin, ben sana söyleyeyim. Bütün paranı harcama. Kardeşim bak, fakirliğin bir püf noktası vardır. Eğer fakirsen... Bak bunlar benden ders alın bunlar. Eğer fakirsen fakirliğini göstermeyeceksin. Fakir olduğunu belli etmeyeceksin. İleride şurada bir yerde Starbucks var. Bu fakirliğin püf noktası. Bunları düşünce hem soğutabilirsem soğutacağım böyle suyumu. Hem de böyle daha zengin gibi gözükeceğim hani, anladın mı? Değil mi? Öyle ders al benden. Yani çiğ köfte almakla olmuyor. Aldım. Bunu da dolduruyorum üstüne. Kardeşim bu akıl zenginliği. 5 lirayla bir gün geçirebilirsin. Yani fakirim diyebilirsin ama akıl var. Mandala sen git çiğ köfte ne ya? İster misin? İsterim. Öyle. Yok öyle. Hayır ya, bırakır mısın? Bırak bak, yemeğini çalarım. Bak beni biliyorsun, yemin ederim. Tamam lan. Kaşın çok büyük bir şeyin işin içine girdin. Sen yemek alacağım, bir şey alacaksın. Ben onu çalacağım, biliyorum. Bunu bilmesine rağmen gitti suyumu çaldı. Şerefsiz, bedavaya su içti ya. Buzla soğutuyorum falan ama bir de bu eriyecek. Bunu yanımda götüreceğim dışarıda. Bu da eriyecek, bu da fazladan su. Ya bunu herkes düşünemez işte. Hem suyumu soğutuyorum hem fazladan su alıyorum. Bunda bir bardak su var işte. İyi güzel, beleşten fazladan soğuk su yani.
Allah'ın şu suyunu bedavaya veren bir yer var ya gerçekten. Su kardeşim, bu bedava olması lazım. Yeme konusunda da ben böyle çok fazla acıkan bir insan olmadığım için, hani yedim mi tam yerim o ayrı mesele de. O yüzden yeme kısmında çok fazla sorun olmadı benim. Eğer bir gün sokakta kalırsanız belki cebinizde 5 lira bile olmaz. Size bir önerim, eğer havalar da sıcaksa çok fazla efor sarf etmemeye çalışın. Çok fazla yürümemeye çalışın. Çünkü o sıcakta yürüdükçe aşırı derecede susuyorsunuz. Gözüküyor mu? Saat 3, 3.5 saat. Ben sadece suyla beslendim. Su doyurdu bu arada beni, biliyor musun? Şu kadarcık suyum kaldı. Bunu da içeceğim şimdi ama ben tekrar bu suyu bir daha yiyeyim. Biliyorsunuz ben çok beleşçi bir insan olduğum için her yerden beleşe su falan ben bulurum büyük ihtimal. Tek sıkıntımız şu an zaman geçmiyor ya. Mustafa ne yapalım? Bence AVM'ye yürüyelim. Yürüyerek bak 1 saat 20 dakika diyor, görüyor musun? 1 saat 17 dakika. Bence yürürüz ha. Gel yürüyek. Sen şu kamerayı as**tir git. Bak 1 saat 17 dakika bence yürünür ha. Oğlum zaman da geçer lan. Biz şimdi AVM'ye gidip ne yapacağız 5 lira? Tabii 2.75 var. 2.75 lira. Ya bir şey yapacağımızdan değil, zaman geçsin abi. Zaman geçirmek dünyanın en zor şeyi 5 lirayla. Lan bu ne? Kan gibi olmuş. Eriyor. Çok kötü. Soğuk suyum da bitti bu arada. Eridi, hava çok sıcak. Senin su durumun ne bu arada? Ben şu an hayat sorguluyorum. 2.75'e ne yapılabilir? Bir de var ya Halil. Bak öyle, gel yürüyelim ya. Öyle bir gün seçmişsin ki. Hani 5 lirayla en zor gün. Harbiden ha. Allah'a gidelim bak. 1.5 saat. Kalk gidelim. Arkadaşlar şu bana eziyet çektiriyor ya. Ya bak gidelim. 2.75'e bak. Sen demedin mi ben senin her zaman arkandayım, sen 5 lirayla... Ben senin her zaman arkandayım. Bak sen git, ben senin arkandan eve gideyim. Öyle şu yoldan gideriz, tamam mı? Bak abi buradan git. Bence gideriz. Lan bırak suyu, bırak. Ben her yerde su var. Bak şuradan gider su isterim. Git iste lan. Bura kapalı. Git şuradan su ister abi bardak. Kapalı kanka. He? Nerede lan? Bak şurada bir temizlemeci var. Git oradan ister. Bir bardak. Ben de dalga mı geçiyorum? Bir bardak suyunuz var mı? Kanka bak şu şişeyi ortaklaşa kullanalım. Git şuradan su iste, tamam mı? Yarı yarıya içelim. Söz mü? Dur. Söz, tamam. Tamam, yarı yarıya içeceğiz suyu. Tamam. Al doldur. Aldın mı lan? Bak, yarısı senin gel. Soğuk oğlum, mu? Oğlum o kadar soğuk ki. Ay soğuk bir daha. Oh, yarısı benim ha. Şişe benim. Yarısını bırak. Ver lan. Puşt. Kardeşim acısını çıkartırım ama bak. Sonra piş diye ağlama. Bakayım bekle, nereye kadar içti? Nereye kadar? Şuraya kadar iç. Şuraya kadar içebilirsin. Hiç camiye falan gitmemize gerek yok bence. Böyle ara ara gidip dükkanlardan isteriz. Bakayım tam bir arası mı? İyi, birazcık daha. Bilsene daha soğuk soğuk bak. Oy. Su yolumuzu buluyoruz ama değil mi? Simit 1.75, şu da 1 lira. 2.75'e şu an çıktım ama oğlum simit bile pahalanmış ya, ben 1 liradır falan diye düşünüyordum. Tamam, 1.75'im kaldı, ona da ilerleyen zamanlarda bir simit daha alırım artık. Parasız vakit geçirmek dünyanın en zor şeyi. Ucuz böyle ne yapabilirsin? İnternet kafeye falan gidersin normalde. Şu korona morona muhabbetine internet kafeler de kapalı. Oraya da gidemiyoruz. Yapacağımız hiçbir şey yok yani. Vakit geçirmek için 5 liradan fazla bir paraya ihtiyacın var. Gideceğim bir yerde bir oyun oynayacağım, bir şey yapacağım falan. Tek yapabildiğimiz şey yemek yemek, su içmek. Simit aldım, içeceği bile yok ya. Ben burada bir 2 saatimi geçiririm diye düşünüyorum. Hani akşam ettik ama gerçekten çok zor ettik. Sabahtan beri yürüyoruz falan filan. Paramız da bitmeye başladı. Benim 1.75'im kaldı, Mustafa'nın 2.75'i kaldı. Ha ezik. Güzel ya. Bence ben hala 5 lirayla bir gün geçirebiliyorum. Mustafa düşünsün. Mal. Bir tane çiğ köfte aldın sabahın köründe. Hala onda duruyor. Mal. Tutarsam onu alırım bak. Oğlum beleş erik bulduk lan. Karnımı zaten doyurdum, bir de üstüne biraz daha doyursun diye şuradan erik bulduk ya. Ama nasıl alacağımı bilmiyorum. Çıkıyor mu? Onu alacağım şimdi. Nasıl alacağım? Şuralara bir yerlere tırmanayım. Tut şunu. Al tamam sen al. Ama alırsan ikimiz yeriz. İkimiz yeriz. Ben gördüm İK ağacı. Aa kafam erik düştü abi. Vallahi. Ver. Kan da aldım, yeter mi? Ver onu da ver. Onu da ver. Oh tamam kardeşim. Ben şimdi bunların ikisindeyim de. Kanka ben yedim valla. Sikir valla.
Ben yedim ikisini de. Ver lan tekeriğimi. Ben topladım. Yedim ki. Ya ver ver. Cebinde. Yedim ki. Boş yapma ya, ver hadi. Eriğimi ver lan. Sen şu kamerayı bir tut. Ver ya. Ne ya, ben yedim diyorum ya. Ver şu eriğimi. Ya tamam, diğer eriği ver. Diğeri yok. Diğerini attım attım. Şurada. Şöyle mi? Vallahi yok ya. Ya boş yapıyorsun. Ya seni s**kerim ama ya. Ya çok komiksin. Niye bu kadar sinirleniyorsun? Mesela böyle şeylere niye bu kadar sinirleniyorum, ben anlamadım. Sen... Bence şu sinirine artık hakim olman lazım. Bence sen reglisin. Niye bu kadar sinirlendin mesela? Benle konuşmayacağım mı? Ya. Ben gördüm ama ağacı ilk başta. Ne girsin o ağacını. Döveceğim mi? Beni mi döveceğim? Aptalsın oğlum. Aptal aptal. O kadar çıkma alıyoruz ama. Ne olacak? Bir tane erik lafını mı yapıyor şimdi? Ben sana 3 lira vereyim. Git şuradan yeni erik al. İki erik için gerçekten bu kadar sinirlendin mi? Ağla bir de. Tamam, ağla şurada bir de. Tam olsun. Hadi güldük hadi. Hadi güldük. Ben biraz daha durursam dövecek böyle burada. Tamam hadi ağla. Ha, eriğimi aldılar de, ağla şurada. İnsanlardan erik dile. Fakir. Cebinde 2.75'im var, git de bir erik al. Valla döverim bana. Saat bu arada 8 oldu. Efor sarf etmemeye çalışıyoruz. Böyle daha fazla yürüyüp de böyle acıkmamaya falan çalışacağız. Şimdi 1.75'imi harcamaya gideceğim. Ne alacağım bilmiyorum. Ama karnım gayet tok. Parayı aşırı güzel yönettim. İşte fakirlik budur. İşte parayı yönetmek budur. İşte feragat. İşte... Neydi? Bir tane ver la. Ha? Bir tane vereyim mi? 3 tane ver. Eriğimi yedin. Yok be. 5 tane ver. Ya sen benim suyumu içmedin mi? Starbucks'ta sen benim suyumu suyunu içmedin bir, mi? Bir gıdım içtin. Bir gıdım bir gıdım. Sen benim buzlu suyumdan içtin. O benimdi. Kameralara ne dedi? Bir de o 5 lirayla sokaklarda yakalandı. Sokakta kalanların gerçekten Allah yardımcısı olsun. Ben sabahtan beri şu şişesini var ya. Ne şişesi? Şu su şişesini doldurmaya falan çalışıyorum yani. Videolarımda hep merak ettiğim şeyleri, sürekli böyle düşündüğüm ve uygulamadığım şeyleri yapıyorum ama bu hayatı yaşayan insanlar var, sokakta kalan insanlar var, sokakta yaşayan insanlar var. Ceplerinde belki de 5 lira bile olmayan insanlar var. Ben bu videoları çekerken çok güzel bir deneyim kazanıyorum. Belki de gün içinde hiç o insanları düşünmüyorsun, aklına bile gelmiyor ama bu yaşadığım deneyimler, bu çektiğim videolar sayesinde hem kendimi onların yerine çok rahat koyabiliyorum hem de yüz binlerce insanın empati kurmasına yardım edebiliyorum. Bu konuda çok mutluyum. Çok zor bir şey. Susuzluk, açlık. Bunlar gerçekten çok çok fazla önemli şeyler. 2.75'im vardı. Bir tane ekmek aldım. Bir tane de salam. 10 kuruş yetmedi. Kasiyere rezil olduk. 10 kuruşumu verdim. Onun bir tanesini yerim. Ben olmasam alamayacaktım. Sana bunu. Bir şey diyeyim mi ben? He. Sen o eriği yedin ya. O eriği yedin ya sen. Bittin. Ben 10 kuruşu vermeseydim onu yiyemeyecektin. Vermeseydin. Şu an var ya. Vermeseydin yiyemeyecektin. Sırf eriğini yedim diye. O erik var ya, o dala çıktım ben ağaca, benim içime oturdu o. Ben dondurma almaya gidiyorum, bay bay. Önde sana yarın salam. Ben dondurma almaya gidiyorum, peşimi bırak. Git peşimden. Zaten video çektirtmiyorlar marketlerin içinde. Sanatımızı icra edemiyoruz burada ya. Video çektirtmiyorlar ya. Ben dondurmamı alıyorum. Git peşimden, ayrıl. Ben son kalan paramı çok saçma bir yatırım olarak yatırdığımı düşünüyorum. Şekerim düşüyor anladın mı? Şeker lazım bana, o yüzden. Benim böyle bir hani şeker ihtiyacım falan gidersin diye böyle bir şey aldım. Aslında saçma olduğunu da düşünmüyorum. Zaten benim krekerim var. Bu krekeri saklıyorum zor günler için. Bayağı ölürsem diye atacağım ağzıma. O yüzden tek sıkıntımız şu an uyumak. Nerede uyuyacağız? Yani bence şurada bir yerde, şuraya bir, burası çok güzel, kıvrılıp yatarız bence şöyle bir yerde ya. Oğlum bizi burada köpekler yer bak. Abi hayır, burada harbiden çok köpek geziyor da keneler, kene mene var mıdır acaba bu? Aşırı fazla doyarım ben buna, tamam mı? Ama neden böyle konuşuyorum diye bir soru sorun. Tükürük enzimlerim bunu sindirme yetmiyor arkadaşlar. İçecek lazım. İçecek para yok. Su gerekiyor, su. Oh bele su. Sısadıkça gelip buradan dolduracağız, tamam mı?
Hani ben mutluyum. Bir günü gerçekten çok zor olsa da geçirebildim. Yemeğimi, suyumu halledebildim. Zamanımı öyle böyle bir türlü geçirebildim. O aldığım acıdan ben zevk alıyorum zaten. Biliyorsunuz hani böyle bir video çıkarabildiğim için falan. Siz de izlerken benim neler yaşadığımı, neler hissettiğimi hissedebiliyorsunuz. Bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü bu düşündüğüm şeyleri biliyorum ki sizler de düşünüyorsunuz. Bir gün sokakta kalsam ne yapardım? İşte bir hafta aynı yemeği yeseydim ne olurdu falan gibi şeyleri sizler de düşünüyorsunuz. Ve ben bunları hayata geçirebildiğim için, aynı zamanda videoya da kaydedebildiğim için çok mutluyum. Sizler de izlerken inşallah mutlu oluyorsunuzdur. Bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle kafamdaki şeyleri, kafamda böyle düşündüğüm ama uygulamadığım şeyleri yapmamı istiyorsanız güzel bir like atarsanız çok sevinirim. Eğer böyle yapmamı istediğiniz şeyler de varsa yorumlarda bekliyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Tipe bak.